Eski insanlar diyelim, o zamanki insanlar tatillerini değerlendirirlerdi. Yani zengini fakiri hepsi. Böyle bu kadar bir sepeti vardı babamın. Söğüt dalından yapılmış. Annem yapar içine efendim köfteleri, şeyleri, irmik helvası, şu bu. İçine bir de böyle ufak kaminatası vardı. İspirit ocağına oturtur. Kahvesini, çay takımlarını. Babam onu eline. Ben de beraber, annem beraber. Hünkar suyu, çırçır suyu. Yahut bentler. Nereye gideceksiniz artık? Oraya gidersiniz. Akşama kadar yer içersiniz. Cuma'ydı hafta tatili. Cuma günü. Cuma günü gidilirdi. Bazı cumalar babam beni alırdı yanına. Buradan yayan giderdik şeye, Eminönü'ne. Oradan bana bir kese kağıdı fıstık alırdı. Kabuklu fıstık. Ben o fıstığı yerimde yiye babamın yanında doğru şeye giderdik. Şişli'ye. Yolda giderken kafamı şeye vururdum hiç unutmam. Böyle yuvarlak tramvay direkleri vardı tramvayların. Bam diye vurdu. Ben çünkü aptal gibi elimde gidiyorum fıstıktan ya. Onu akşama kadar babam orada otur, çayırda cigarasını içer. Ben de fıstığımı mıstığımı yerim gene kalkıp. Köz köz evimize geldik. Yani vasıtaya binmek filan akla gelmiyordu. Küçüklüğümde Moda'da plaj vardı. Ve Moda plajı her an kaynardı giden gidene. Ben anımsıyorum öğlen tatillerinde yazın. Dükkanlarda çalışan işçiler, kalfalar. Bir saat öğlen tatili vardı ya, o bir saat için bisikletlerini alırlardı, mayolarını arkaya kurlardı. Bisikletle hemen giderlerdi Moda plajına. Yarım saat, 45 dakika denize girerlerdi. Giyinirlerdi, gelip işbaşı yaparlardı. Her öğlenliğin bunu yaparlardı. Günümüzde Moda plajına kapandı. Ya da Fenerbahçe plajına giderlerdi. O da kapandı, tarihe karıştı. Anneannemler zamanından başlarsak onların Cağaloğlu'nda otururlarmış. Herhalde o zaman Cağaloğlu bir şeydi, havadar bir yerde ama onlar daha çok denizden korkarmış onlar. Deprem bölgesine yakın olduğu için. Anneannem, biz deniz kıyısı tarafını İstanbul'un sevmeyiz. Çünkü hareketi muazzama diye bir şey olmuş. Anneannemlerden önce olmuş, çok önce ama onlara hep anlatılmış. Onun için daima yazlıklarını onlar, mesela Göztepe'deki yazlıkları şeydeydi, o istasyona yakın. Onların maksadı tepdili hava, denizle fazla ilgileri yokmuş. Bostancı'ya kadar olan yerlerde, kıyılarda yazlığa gelirlerdi. O zaman tabii yapılar, bir iki katlı yapılar. Yaz süresini kiralarlardı, plajlar da vardı o zamanlar orada. Denize de girerlerdi, tatile gelmiş olurlardı. Okullar tatil olduğu zaman Bağevleri denilen, aile içinde varsa yakınlarının bağevine gidilirdi. Veya işte Ankara dışında akrabası olanlar varsa onlara giderdiler. Ama böyle deniz falan hiçbir şey yoktu. Yaylaya çıkılırdı yazın. Deveyi hatırlamıyorum. Ama katırı hatırlıyorum. Bir küfede ablam oturuyor, öbür küfede de ben oturuyorum. Bunu hatırlıyorum, yol yoktu, araba yoktu, hiçbir şey yoktu. Bağda tatil yapılırdı ilk önce. Benim çocukken ilk hatırladığım tatiller, tabii okulun tatile girmesi nedense çok keyif verici bir şeydi. Ders çalışmak zorunda olmayışımız herhalde. Ondan sonra da o zaman insanların en büyük alışkanlığı kaplıcalara gidilmesiydi. Her yerden gelir. Tokat'tan gelirlerdi, Erzincan'dan gelir. Ciddi söylüyorum. Ve bunlar şey olarak gelirlerdi yani. Tedaviye gelirlerdi. Bir kısmı 15 gün kalır, bir kısmı bir ay kalır. Bir kısmı da bir mevsim kalırdı. İlk gelen parti müşavirler zevk için geliyorlardı. Plaj için. Tatil olarak geliyorlardı. Ve onların yaşantısı çok başkaydı. O kadar güzel bir gece eğlenceleri vardı ki yani şu Ilıcı'da. Biz çocuktuk mesela, ben bayılırdım çekeyim, onlar böyle gruplar halinde. Gayet güzel, şarkılar, neşe, gülmek, eğlenmek, bütün buraları kumsal tabii. Ağustos'tan sonra gelen, özellikle bizim yerlilerimiz banyo için geliyorlardı. Yani sıcak sular için geliyorlardı. Çok ihtiyaçları olmadığı sürece çıkmazlar. Akşam üzeri otelin önünde bizim şemsiyeler vardı, masalar vardı falan, orada otururlar. Daha yaşlılar salonda otururlardı.
Yani onun haricinde tedavi için geldikleri için bir yere gitmezlerdi. Bu pazar günlerine denk getirilirdi. Pazar günü Kaplıca'ya girilirdi. Oradan çıkıp Hüsnü Güzel Oteli vardı. Onun kapıcısına girerdik ve onun bahçesinde otururduk. Akşama kadar yemekleriyle gidilirdi. Eğlenceler buydu. Benim ikili işlenmeler vardı. 4 defa şeye gittim. Bursa Çekirge. Orada tedavi gördüm. Hem banyo hem de diğer egzersizler şu bu falan onlar yaptılar. 21 gün devam ediyor orası. Ondan sonra 4 sene üst üste gittim. Ben çok ağır bir verem geçirdim. 6 ay kadar. Ondan sonra beni dağa göndermeye başladılar. Doktor dağa gitsin, iyi gelir demiş. Hakikaten de çok iyi geldi. Ve ondan sonra ben yaklaşık 25 sene her kış ve her yaz Temmuz-Ağustos arasında yazın dağa gidiyordum. Kamu kurumları çalışanlarına yapabilecekleri hizmetlerden, yani bir sosyal hizmet olarak bir takım sosyal tesisler yapmaya başladılar. Ve hepimizin yaşamına yaz aylarında böyle bir tatil yapma düşüncesi girdi. Bir kamu kuruluşunda çalıştığı için eşim, o kamu kuruluşunun sosyal tesislerinde herkes gibi bir aileye kaç günlük bir hak veriliyorsa onları kullanmaya başladık. Çocuklarımız alıp beraber bir seyahate gidebilecek hale geldiği zaman. Arkadaşlarla veya ailemle muhakkak ve her senede başka bir kampa giderdik. Şehri tanımak için, bizim memleketimizi tanımak için her sene başka bir özel kampa giderdik. Karayollarının kampı vardı fakat ben hiç gitmedim çalışırken. Emekli olduktan sonra 2 defa gittim. Tabii bunlar ekonomik olarak çok ucuz tatiller olduğu için herkes de gitmek istiyordu. Bir müddet sonra ben bir şeyin farkına vardım. Pullu elbiselerimiz dışında bütün kıyafetlerimizi götürüyoruz. Öğlen yemeğinde başka bir kıyafet, akşam yemeğinde başka bir kıyafet giymek için büyük bir çaba harcıyoruz ve bu büyük bir yorgunluk haline geliyor. Esasında şirket yaz tatili için kapanmazdı. İşçilerine verdiği tatiller münavebe suretiyleydi ve fabrika devamlı faaldi. Biraz uzun bayramda, şimdiki bayramda gibi durum olduğu zaman da yurt dışına yollanırdım hemen. Muhakkak takip edilecek bir şey vardı, yapılacak bir şey vardı. İş döneminde kaybetmemek için bayramlarda giderdik. Senede bir ay tatilimiz vardı. Annem de benim babam çok gezmişler. Türkiye'nin her yerini görmüşler. Onun için kızım sen de gez, gör. Ondan sonra biz ilk tatilimizi, yalnız tatilimizi Erdek'te yaptık. Bizim Avşa'da bir kulübemiz vardı. Ben onu emeklilikten sonra aldığım ikramiyeyle bir daire alamayacağımı bildiğim için vaktiyle oradan 4 tane arsa almıştım. Arsanın birini sattım. Bir mühendis arkadaşa. Ondan aldığım parayla bir kulübe yaptım da oraya. İşte o her sene 25 sene hatta 27 sene o yaptığımız yere hanımla beraber oraya giderdik. Tatili orada geçirirdik.